Evet, geldiğimiz nokta itibariyle oluşturduğumuz yönetim mimarisi artık Türkiye'nin çağ atladığını ifadesini çok rahat söyleyebiliriz. Ama bugün itibariyle bizim genel merkezimizin yaptırdığı anketlerde, en kötü anketi söylüyorum size, en kötü anketlerde Türkiye genelinde bir %41, %42'nin altına şu an itibariyle düşmedik arkadaşlar. Şu anki oyumuz en kötü anketlerde %41, %42 Türkiye genelinde. Manisa genelinde de söylemek gerekirse bugün itibariyle son yaptığımız ankette de gördük ki Manisa şu an çok rahat bir şekilde çok şükür 5 milletvekili yine çıkarabiliyor. En aşağı %30, %40 bandında devam ediyor. Hani bundan ekonomik sıkıntıların olduğu dönemde Manisa'da bazı muhalefet partisi milletvekilleri çıkıp Manisa'da ilk defa CHP'nin birinci olduğunu söylemişlerdi. Arkadaşlar bu onlar için bir rüya. Ne yazık ki gerçekleşmesi de mümkün olmayan bir durum. AK Parti çok şükür Manisa'da yaptığı hizmetleriyle, milletvekilleriyle ve teşkilatlarıyla beraber şu an Manisa'da da birincidir, Türkiye'de de birincidir. Ama bugüne kadar hiçbir partili kendi vizyonlarını anlatmadı milletvekilleri. Bütçede de anlatmadılar, biz de duymadık. Neden? Çünkü danışmanları yabancı. Çok yabancı onlar da kalmışlar. Ya bu danışmanlarının söylemlerini anlamıyorlar ki bahsedemediler. Dolayısıyla biz AK Parti iktidarları olarak, AK Parti hükümetleri olarak dün hedefimize neyi koyduysak 6100 kilometre bölünmüş yoldan, duble yoldan bugün 29000 kilometre bölünmüş yola geldik.